Herkese merhabalar. Bir önceki uygulama videomuzda e, hareketli ortalamalar yönteminden bahsetmiştik. Aynı e, script üzerinden devam ediyoruz ve hareketli ortalamada küçük bir değişiklik yaptım. Bunları da size paylaşmak istiyorum. E, Yahoo Finance'ten Apple hisse senedi verileriyle e, uğraşıyoruz. Veri setinin yarısını alıyoruz. Daha rahat görselleştirme yapmak için. Şurada rolling fonksiyonu yardımıyla 5, 14, 21 günlük hareketli ortalamalar alıyoruz. Sonrasında bu hareketli ortalamaları birleştirerek bir data frame oluşturuyoruz. Veri setimiz bu şekilde 5 günlük, 14 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamalar var burada. Burada drop na fonksiyonu yardımıyla satır bazında na olanları, en az bir tane na olanları sildirip şu şekilde 2017.02.01 tarihinden başlayan bir veri seti oluşturmuş oluyoruz. Burada da görselimiz var. İlgili ortalamaların gerçek değerlerle nasıl hareket ettiğini buradan görüntüleyebiliyoruz. Daha önceki uygulama videosunda şuradaki e, işlemler hakkında daha farklı bir işlem yapmıştık. Biz burada e, daha farklı bir işlem yapıyor olacağız. Bunun da sebebini söyleyeyim sizlere. Şimdi short değerler, değerlerim var benim. Ve medium değerlerim var. Bunları çıkarıyorum. NumPy sort ile sortluyorum. Şu şekilde eksi 3'ten artıya kadar, artı kaça kadar, artı 3'e kadar giden bir farklılıklar var burada. Yani burada turuncunun yeşilden farkı. Burada örneğin turuncu yeşilden büyükken ilerleyen bir bölümde şurada yeşil turuncudan büyük gibi gibi. Şimdi ben burada normalde bunun e, mutlak değerini alıp yüzde %10'luk veya %90'lık percentile bulma işlemi yapmıştım. Bundan vazgeçtim. Yaptığım işlem şu. Pozitifleri ve negatifleri alıyorum burada. Şu fonksiyon yardımıyla. Data yerine Emeği yazıyorum. Yazamadım. Köşeliği kapatmadım çünkü. E yaptığım işlem şu aslında. Şunu bir kaldırayım. Shortlardan mediumları çıkarıp sıfırdan büyük olanları yani pozitif olanları yani turuncunun yeşilden büyük olduğu durumları bana getir diyorum ben burada. Ve bu durumları çağırdığım zaman e, baktığımızda Farklılaşmalar var yani bunlar sadece pozitif derler yani bunlar sadece turuncunun yeşilden büyük olduğu yerler. Aynı işlemi bu up işlemi yani bu e, yükseliş trendini ifade ediyor short'un medium'dan büyük olduğu durumlar ve short'un long'dan büyük olduğu durumları hesaba katıyorum burada buradaki eksi farklılıkları hesaba katmıyorum. Aynı işlemi short medium Down durumunda da yani down durumunda da short medium'dan küçük olsun. Yani artık eksiler alınsın. Short medium şu şekilde shortlar medium'lardan düşük olsun. Ve bana onları çağır. Onları getir. Diyorum burada. E, bu şekilde up ve down'ları e, eliyorum aslında. Yani diğer kalanları eliyorum. Ve up ve down'lar benim istediğim veri setleri olmuş oluyor. Bunlar üzerinden artık ben up short, up mediumlar üzerinden bir percentile alma işlemi yapıyorum. Ve aslında benim yapmak istediğim şey şu. Artışları planlıyorsam artışları hesaba katıyorum. Azalışları planlıyorsam azalışları hesaba katıyorum. Burada fark alarak direkt percentile işlemi yaptığımız zaman da bu farklılığı hesaba katmamış oluyoruz. Ben bunu hesaba katarak bu işlemi yapmış oldum. Dediğimiz gibi şurada bir optimizasyon parametremiz var. Optimizasyon parametremiz yine percentile değerinin içerisinde kendi içini optimize edecek. Şunları değiştirdim bir de. Aplar yükseliş anında yani e, sel sinyali vereceği anda aplar yükselsin. Daha yükseğe çıksın benim medium ve long değerlerim. Yani daha e, az ama daha etkili sonuçlar versin bana işlemim. Shortlar, mediumlardan küçük olsun, Bir de down kadar, yani medium'a down kadar daha ekleme yapıyorum burada. Bu şekilde ekleme yapınca benim aslında hani downlar şurada eksi. Neden? Onu da göstereyim. Down, sadece downları aldığımız için. Down değil tabii ki. Şimdi bu, bunu bir sıralıyorum ben şimdi, NumPy Sort diyorum. Bu şekilde sıraladım. Ben bu NumPy Sort'ları sıfırdan büyük olanları aldırmak istediğim zaman şu şekilde e, sıfırdan büyük olanları aldırıyorum. Sıfırdan küçük olanları da bu şekilde aldırıyorum. Dolayısıyla e, benim buradaki çıktılarım eksi olmuş oluyor. Pardon. benim Ben burada eksileri almış oluyorum. Dolayısıyla yine for döngüsünün içerisinde artı olarak ekliyorum downları da. Bu kendi medium değerlerini düşürecek. Çünkü zaten burası eksi. Burada işlemim devam ediyor. Burada operasyonlarım var. Bu operasyonlarda şunu ifade ediyordu hatırlarsanız. Biceller oluştuktan sonra eneyleri ortadan kaldırıp benim artış ve azalış durumlarımı şu şekilde ifade edebilmemi sağlıyordu. Ve bunu toplamsal olarak topladığımız zaman e, bu değerin benim ilgili işlemde bu operasyonla ne kadar kazanıp ne kadar kaybedeceğimi bana söylüyordu. Sen pi derken şurada bir şey kalmış hapsların içerisinde. Numpy. Numpy'yi bu şekilde çalıştırmış olduk. Hata verdi. Ee, çalıştırıyorum ve şu şekilde bir karlılık sunuyor bana. Ve ben bunu görselleştiriyorum. Şöyle bir e, alsat zincirim var. Bu zincire uyarsam eğer, tamı tamına uyarsam, bu kadar yani bu kadar çarpı benim girdiğim o pozisyona girdiğim miktar kadar kar ediyorum gibi bir yorum yapabiliriz buradan. Sonra biz bunu optimize edelim dedik. Nasıl optimize edelim? Gelelim şu optimizasyon parametresini alalım. Buna bir i değişkeni atayalım. 10, 20, 30, 40 yukarı doğru gitsin. Kendi içerisinde çalışsın. Ve değerleri bir yere atasın. Biz bu değerleri karşılaştıralım dedik. Burada. Bakalım percentile değerlerimiz nelermiş. 10, 15, 20, 30, 90'a kadar giderek e, percentile'lar Uyguluyoruz. Yani buradaki hangi parametre değişiyor? Şu parametre değişiyor. Dolayısıyla ben up'ları ve down'ları güncelledikten sonra burada eklemeler yapıp ilgili sonuçlarımı şurada yazdırıp şu PL'ler üzerinden optimizasyon yapacağım burada. For EJ Enumerate dedik. Çünkü ilgili indeksi de yakalamamız gerekiyor burada. Onu da çalıştırayım şöyle. Print ij diyelim. Şu şekilde sıfırıncı indeks 10 değerini atıyor. Birinci indeks 15 değerini alıyor gibi gibi bir işlem yapabiliyoruz burada. E, opt, optun üzerine yani şunun üzerine ben bilgili işlemlerimi ekleyeceğim şuraya kadar bir çalıştırayım. Çok az bir zaman alıyor. Bu şekilde e, percentile 10 olduğu zaman benim karım bu kadarmış. 15 olduğu zaman bu kadarmış. E, bu şekilde artış ve azalışları gözlemleyebiliyoruz. Ve biz bunu artık, biz bunu artık e, şu şekilde dataframe mantığıyla daha da güzel bir şekilde sunabiliriz. Data frame'e de çevirdikten sonra sort values by performance dediğim zaman azalan şekilde benim datamı hazırlamış oluyor. Yani benim aslında %70'lik bir performansla çalışıyor olmam, benim ilgili karar mekanizmamı en iyi etkileyen yöntem olmuş oluyor. Dolayısıyla ben geliyorum artık Normalde nasıl yapıyorduk? Ee, nasıl yapıyorduk? Şu Bayesel parametresi vardı. Şu OPT değil de 0.5'ti. Bu şekilde bana 0. 1. ve 2. indeksi getiriyordu. Artık benim yapacağım işlemde bu 0.5 değil bu arada. Bu bu 50. Benim yapacağım işlemde buradan gelen şu şekilde gösterebilirim. Ben OPT data frame'ine aktarmıştım sonuçlarımı hatırlarsanız. Şu şekilde. Ben bunun en yüksek performanslı person şu şekilde yakalıyorum. OPT performansın values'larını alıyorum. Sıraladım zaten bunun ilk değeri benim o percentile yani maksimum kar elde ettiğim percentile olmuş oluyor. Dolayısıyla ben bu işlemi yapıp emeği değişkenimin üzerine buy ve sell sinyallerini atıyorum. Ve günün sonunda yeni bir görselleştirme işlemi yapıyorum. Ve bu görselleştirme işlemi benim buradaki işlemimden birazcık daha farklı. Çok uçuk farklılıklar yoktur muhtemelen. Ama biraz daha farklı. bu işlemden de burada yaptığım optimizasyon işlemlerinden de ben artık 22 birimlik kar ediyorum şu anda. Yani ben %50 personal kullansaydım 1000 liramı buraya aktarsaydım 14.000 liram olmuş oluyordu veya dolarım. Buraya 1000 liramı aktardığım zaman 22.297 dolarım olmuş oluyor. Dolayısıyla burada yapılan optimizasyon işlemi bizim için daha fazla kar demek. Investing.com gibi veya daha başka e, yatırım takiplerinizi yapabileceğiniz siteler e, bu şekilde işlemler yapabiliyor mu? Evet yapabiliyor. Bizim buradaki farkımız ne? Biz orada da bir parametre girip şuraya ben diyorum ki burada 50 günlük ortalamayı getir bana diyorum. Bana yine grafiği çizdiriyor ve ben burada göz kararı hesaplama yapıyorum. Ben bunun en iyi kararını nasıl verebilirim? İşte veri bilimi süreçleri burada devreye giriyor. Bu şekilde Python gibi R gibi yazılımları kullanarak arkada ilgili parametreleri değiştirerek aslında ne kadar kar veya ne kadar zarar edebileceğinizi hesaplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben geliyorum ve diyorum ki bu hisse senedi için Apple hisse senedi için benim e, en iyi percentile parametrem %70 ve ben %70 ile şu kadar birim kar etmiş oluyorum diyorum. Şimdi devam ediyoruz. Bollinger bantları. Bollinger bantları da e, yine ortalama hesabı üzerine kurulu ama burada ek olarak bir de standart sapma işlemi uyguluyoruz. Standart sapmayı neden hesaba katıyoruz? Standart sapma çok önemli. Çünkü bir hareketin standart sapması hareketin yönünü belirlediği gibi şiddetini de belirlemekte. Bir hisse senedinin standart sapması yüksek ise yukarı veya aşağı yönlü harekete eğilimi normal standart sapma değerlerine göre fazladır şeklinde bir yorum yapabiliyoruz. Bollinger bantlarında da 20 birimlik hareketli ortalama ile 20 birimlik aynı şekilde standart sapmayı hesaplıyoruz. Burada yeni bir değişken oluşturuyorum BBS diye. Bu değişkenin üzerine ilgili işlemlerimizi atacağız. İlk olarak MA'nın close değişkenini üzerine atıyorum. Ve sonrasında ve üzerine MA'nın close değişkeni üzerine rolling window yöntemiyle uygulanan hareketli ortalamalar yöntemini atıyorum. Ve devam ediyorum. Yine 20 birimlik işlemler devam ediyor ve stand bu ve bu işlem sonrasında yine 20 birimin standart sapmasını hesaplıyorum. Bir çalıştıralım isterseniz şu şekilde. Çalıştırdım ve BBS'i bir çalıştırayım. Ne oldu şimdi? 20 birim sonrasından başlayalım. Evet, buraya kadar şuradan itibaren 20 window aldı 0 ve 19. indeksler arası. Bu indeksin ortalamasını buraya, standart sapmasını buraya yazdı. Ve ben bu ortalama ve standart sapmayı kullanarak aslında güven aralığı oluşturuyorum. Bu güven aralığı benim ne işime yarıyor? Şurada hareketli ortalama hareket ederken bu hareketin sapması bana şu gri alanı oluşturuyor. Ve bu gri alanın sıkışması mesela bakın şurada bir sıkışma var. Bu sıkışma yukarı yönlü veya aşağı yönlü büyük bir kırılmayı ifade edebilir. Dolayısıyla bakın burada bir kırılma meydana gelmiş. Sonra devam ediyoruz. Başka bir sıkışma var mı bakalım. Çok daha başka sıkışma değerleri yok ama bu şekilde yorumlamalar ile işlemlerimizi daha güvenilir bir şekilde uygulayabiliyor olacağız. Şimdi buraya çalıştırdım standart sap şeyi, standart moving average yönteminin değeri burada bu de yine dediğim gibi 20 gözlemlik standart sapma değerleri ve aşağı doğru window window ilerleyen standart sapma değerleri ve ben ne yapmış oldum ortalamadan şu ortalamadan iki standart sapma yukarıya upper değerine ortalamadan iki standart sapma aşağıya da lower değerine koymuş oldum Dolayısıyla ben bir güven aralığı oluşturmuş oldum. Ve ben artık bu güven aralığının içerisindeyim. Eğer benim ilgili fiyat hareketim bu güven aralığının dışına çıkarsa bana sinyal vermesini sağlayacağım birazdan. Görselleştiriyorum. Görüldüğü üzere simple moving average değerimiz bu şekilde ilerliyor. 20 hareketli ortalama ile Apple close değerimiz yani gerçekleşen değerimiz burada örneğin şurada bir Çıkmış. Bu bize alsat tavsiyesi verebilir. Veya burada. Veya burada. Bu şekilde şu şekilde yukarı çıkış ve inişler bana sinyaller verecek. Benim planım bu. Fonksiyonumuz yukarıda yazdığımız baysel emeği fonksiyonuyla çok çok yakın. Buradaki hatta daha minimal bir fonksiyon bu. Burada da close değerimin upper değerinden yani şu gri alandan dışarı pozitif yönde yukarı çıktığı durumlarda sel değerimi ilgili kloz değerini ata ve Baysel'e de aynı şekilde birazdan onun hesabını yine yapacağız. Burada PL'i hesapladıktan sonra biz buradan yorumlamalarımızı yapacağız. Ee, sonrasında burada alsat işlemini yap. Herhangi bir koşula girmiyorsa ene yata. Operasyon işlemini yap. Ve benim için ilgili kar ve zarar hesaplamasını bana bu şekilde yap ve sonucu döndür diyoruz. Hesaplamamızı yapıyoruz. Buy ve sell sinyalleri BBS'in üzerine atandı. Bu şekilde buy ve sell'ler var. Ee, sonrasında bu buy ve sell'leri kullanarak alım satım işlemi yapsaydık sadece Bollinger Band'ı kullanarak alım satım işlemi yapsaydık 9 birim kar edecektik. Yukarıda ortalamalar yöntemini kullandığımız zaman 22 birime kadar çıkmıştık parametre optimizasyonunu yaptıktan sonra. Ama burada değerimiz düştü. Bakalım görsellerimizi de. Alsatlarımız burada. Ee, yani bakıyoruz çok böyle birbirinden uzak artış ve azalışlar yok. Hatta şurada bir zarar durumu bile gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla bu çok etkin bir karar mekanizması olmadı bizim için. Ama şuraya baktığımızda bakın biraz birbirinden uzak. Yani alış ve satışlar arasında farklılıklar var. Mesela şurası çok güzel bir hareket olmuş. Burada almışız, tepede satmışız. Burada almışız, biraz tepede satmışız. Burada almışız, bunun tepesinde satmışız gibi. Buranın burada almışız, bunun tepesinde satmışız. Bu çok daha faydalı oldu bizim için. Zaten burada teknik analiz indikatörlerini bireysel olarak tek başına kullanmak bizim işlemlerimiz arasında değil. Biz bu operasyonları birleştireceğiz. Beraber beraberce bu e, alsat işlemlerini şu şekilde e, bindlayıp tüm kullandığımız teknik analiz indikatörlerini de yan yana getirip karar vermeye başlayacağız. Ama yine dediğim gibi farklı yazılımlarda bu operasyonları sayısal olarak nitelendiremediğimiz için doğru kararı vermek sadece göz kararı olmuş oluyor bizim için. Ama biz burada Python dilini kullanarak bu işlem için ne kadar kar veya ne kadar zarar edeceğimizi sayısal olarak betimleyebiliyoruz. Şurada bir drop any operasyonunu yaptık. Bu drop any ne yapıyor? Önce onu söyleyeyim. Eğer seride en az bir tane şu threshold değeri kadar bir tane e, dolu değer varsa o satırı durduruyor. Yani o satırı silmiyor. Ama eğer birden az ise yani tümü şeyse ise tümü e, enay ise bu silme işlemini uyguluyor. Ben buraya 2 yaptığım zaman bakın demek ki aynı tarihte by emey yani herhangi bir indikatör Aynı anda al veya sat işlemi vermemiş. Şu şekilde al veya sat işlemi yaptırmamış. Burada görebilirsiniz. Aralarında çok büyük zaman farkları yok aslında ama yine de aynı gün al veya aynı gün sat gibi bir e, işlem yaptırmamış. Eğer sizin kullandığınız veri setinde böyle bir aynı günde yap, yapılan al veya sat işlemi var ise bu trade oldu iki yaparsanız o günü de hesaba katmış olursunuz. Veya bir yapsanız en az bir tanesini almış olur. Zaten ikiyi de almış olur. Sonrasında ben bu işlemi bu iki al ve satı birleştiriyorum. Ve benim şöyle bir veri setim olmuş oluyor. Moving Average'ler şu şekilde üçgen e, simgelerle. Bollinger bantlarda artı eksilerle birlikte işleme dahil ediliyor. Baktığımız zaman ilk aşamalarda beraber karar vermişler aslında. Buralarda beraber karar vermişler. Örneğin Bollinger Band burada Moving Average'e göre daha fazla kar etmemizi sağlayabilirmiş bizlere. Burada beraber al vermişler. Burada yaklaşık olarak beraber sat vermişler sanırım. Bu şekilde artı ve eksiler farklı indikatörler içinde nasıl dağılıyor? Bu şekilde Görebiliyor olacağız. Bundan sonraki iki indikatör, iki farklı türdeki indikatörü de kullandıktan sonra hedefimiz şu: şöyle bir fonksiyonumuz olacak, şöyle bir fonksiyonumuz olacak. Bu fonksiyon içerisine datayı ve ilgili optimizasyon parametresini alacak. İçeri girdikten sonra data kendi içerisinde indikatörleri oluşturup karar mekanizmalarını birleştirip bize günün sonunda bir tane al şurada, bir tane al, bir tane sat, bir tane al, bir tane sat sinyali verecek ve bu al-sat sinyalleri hepsinin kararı olmuş olacak. Zaten burada temel amacımız indikatörleri beraber kullanmak ve bunları kombinlemek ve bu şekilde al-sat sinyallerimize daha güçlü kanıtlar verebiliyor olmak. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.